Zorluk derecesi yüksek bir maç oynadığımız bilincindeydik zaten. Oynayacağımızı daha doğrusu biliyorduk. Bugün de öyle oldu. Ümraniyespor standardı olan, sistemi olan bir takım. Oyunu hiç bırakmadılar, oyun disiplinden kopmadılar ama şunu söyleyebilirim. Belki de sezonun en iyi oyunlarından birini özellikle ilk yarıda oynadığımızı düşünüyorum. Çok iyi işler yaptık sahada. Oyuncularımız gerçekten çalıştığımız, özellikle antrenmanda çalıştığımız şeyleri hemen hemen hepsini yapmaya çalıştılar, yaptılar da. Bunlar beni çok mutlu etti. Yani sadece bugün galibiyet değil, iyi oyun da mutlu etti. Katılırsınız belki. Dolayısıyla gelen taraftarlarımız keyif aldıklarını düşünüyorum oynadığımız oyundan. Mutlu olduklarını düşünüyorum. Özellikle de mücadeleden, oyuncuların isteğinden, arzusundan, hedefe giden bir duruş sergilediklerinden dolayı keyif aldıklarını, mutlu olduklarını düşünüyorum. Biz o açıdan mutluyuz. Dolayısıyla baktığım zaman oyunun içinde merkezden, kenardan hücumlar yaptık. Pas opsiyonlarımız çok iyiydi. Genelde yerini buldu. Pas hataları daha azınlıktaydı. Ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirememe gibi bir sıkıntımız bugün de devam etti. Çünkü 3-0, 3. golü bulsak maç o zaman kopacaktı. Her zaman 2-0 tehlikeli bir sonuçtur. Anlık eksiğimizden yediğimiz gol, tabii son 5-10 dakika yine stres içinde geçirmemize neden oldu. Ama kazandığımız için mutluyuz. Bugün futbolcularımı gönülden kutluyorum. Çünkü sahada hedefe oynayan bir takım görüntüsü, bir duruş sergilediler. Camiye hayırlı olsun. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu cumartesi günü de olsa bayağı sayısal olarak bizleri desteklediler. Oyuncularını desteklediler ve güzel bir gürültü yaptılar burada. Ve yanımızda olduklarını hissettirdiler. Onlara da hayırlı olsun bu galibiyet. Yolumuza devam ediyoruz. Bu arada da maçın hakemlerinde kutlamadan geçmek olmaz. Gerçekten Atilla Hoca Süper Lig'e aday bir hakem görüntüsü sergiledi bugün. Bizim aleyhimize de, rakibin lehine de, aleyhine de basit faulleri vermeyerek tam bir Süper Lig ayarında maç yönettiğini söyleyebilirim. Yardımcılarıyla beraber onları da kutluyorum. Sorusu olan var mı? Soyunma odasında yediğimiz golün tekrarını izlemedim. Sadece yediğimiz golün öncesini biliyorum maçın içinde. Onun da önlemlerini alacağım. Başka sorusu olan var mı? Hocam, stadyumun bir yansıdığını nasıl buluyorsunuz? Yani emeğe geçenlere sağlık, ellerine sağlık. Gerçekten güzel bir stat. Tabii eksikleri illaki vardır. Biraz erken açıldı gibi. İhtiyaç vardı Ankara gücünde bizim de. Ama bakıldığı zaman gerçekten Ankara'ya yakışan butik bir stat, modern bir stat. Gelenler belki sayısal olarak az da gelse, bir takımın taraftarı mesela bizim gibi özellikle, çok büyük bir gürültü oluyor, büyük bir güç oluyor bizim için. Hani zemin de pas yapmaya çok müsait. Bizim gibi özellikle takımlar için bu zeminde bugün gördünüz. Bence ilk yarı özellikle oyunu çok iyi oynayan, force eden, pas yapan, oyunun yönünü çabuk değiştiren bir takım görüntüsü vardı. Bunda tabii zeminin de etkisi var. Stadyumun da galibiyette taraftarlarımızın gürültü çıkarmasının da etkisi var diyebilirim. Son soru sağ olun. Hocam çok tecrübeli bir ekibe sahipsiniz. Galip durumda ama bir stres yine kenardan gözlenebiliyor. Ligin sonuna doğru daha stresli bir takım. İşte maçlar oynanacak. Evet. Buna dair düşündüğünüz önlemler nasıl alacaksınız? Yani bu stresi sadece biz yaşamayacağız. Rakiplerimiz de yaşayacak. Hedef oynayan bütün rakiplerimiz yaşayacak. Göreceksiniz ki biz nasıl puanlar kaybettiysek onlar da kaybedecek. Hep böyle gitmeyecek. Futbolun gerçeği bu, ligin gerçeği bu. Stresle başa çıkmanın yolu kolay değil Musa Hocam. Çünkü bunu Süper Lig'de Fenerbahçe'si, Kasımpaşa'sı işte bir dolu takım yaşayabiliyor ve bunu atlatmakta
zorlanıyor. Özellikle hedefe oynayan takımlar bu stresle başa çıkmaya çalışıyor. Biz de bununla çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü kaybettiğiniz her puan, yediğiniz her gol size çok büyük zararlar verebilir ileriye dönük. O yüzden bu stres çok doğal, çok normal. Hani maçı koparabilecek pozisyonları değerlendirsek bu stres de olmazdı açıkçası ama olsun. Demek ki bu stresle de yaşayacağız sonuna kadar. Ama önemli olan bizim sonuna kadar bu hedefi kovalamamız ve hedefe ulaşmamız. Oyuncularımın gösterdiği duruş, özellikle bugün gösterdiği, geçen hafta gösterdiği duruş, bu hedefe ulaşacağız biz. Kimse merak etmesin. Bu stres de olacak, hepimiz de olacak. Bu anlamda oyuncularımı kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle rakibimizi, Gençler Birliği'ni kutluyorum. Zorlu bir maçtan istediği sonuçta çıktı. Bugün ilk yarı kötüydük. Takımımızın buna hakkı var mı? Var. Gerçekten hem kupa hem lig bu süreç bizi çok yoruyor. Sınırlı sayıda kadroyla belli düşüşleri yaşıyorsunuz ama bugün bu kadarını beklemiyorduk. İkinci yarı hamlelerimizi yapıp daha farklı bir düşüncemiz varken daha bir dakika dolmadan yediğimiz gol işin tuzu biberi oldu. Sonra mücadele gösterdik ama istediğimiz son vuruşları yapamayınca bugün kaybetmiş olduk. Söyleyeceklerim bu kadar. Soru falan. Maçın hakemine yönelik hareketleriniz vardı, tepkileriniz vardı. Evet. Sonuçta hakeminin bir etkisi var mı? Hakemlerle ilgili bir değerlendirme yapmıyorum. Sadece o anda bazen hani mesela kaleci oyuncuları kaleciyi indirdiği pozisyon. Bundan daha açık bir sarı kart var mı? Yok. Verilmiyor. Veyahut da bize verilen, ya o şeylere çok girmek istemiyorum ama istiyorum ki şey yönetsinler. Yani hakemlik bir şey de çok yok da rahat yönetsinler, gördüğünü çalsınlar. Ama nedense etkileme payı olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar açık bir sarı kart mesela verilmiyor. Onun gibi. Tepki gösterdiğim pozisyon aynı oyuncunun 3 defa sarı kartla girip birinde kart görmemesiyle ilgiliydi. Bütün söylemim oydu. Peki. Teşekkür ederiz.